Selam kızçeler. Nasılsınız, iyi misiniz? Çoktandır okula gitmemiştim. Okula gidiyorum arkadaşlar. Okul aile birliğine üyeyim ya ben. Oh, okuldan çağırdılar dün. Kaç gündür arıyorlarmış. Telefonum sürekli meşgul. Ve sürekli kapalı olduğu için çok da sıcak. Aman aman aman, dur araba. Çarpma bana. Evet, geldim. Okulumuza geldim. Kapımızı kapatalım. Okulumuzun güzelliğine bakar mısınız? Kızçeler. Bu kadar güzel değil mi? F'yi bulmam lazım. Şaka şaka. Biliyorum. Elimle koymuş gibi biliyorum. Metin Hoca'yı bulamazsan hafta kim bilirsen Ayşe Hoca. Metin Hoca nerede? Sınıflara bakın arkadaşlar. Okulumuz çok güzel, tertemiz. Okulda video yapacağım size. Hiç aklıma gelmezdi. Çok büyük okulumuz, süper. Harika. Neyse, çabuk olayım. Eve gidip taze fasulye pişireceğim. İşimi hallettim, eve gidiyorum. Çok kaldım burada da ya. Kadın, bayan ne biçim davranıyor köpeğe? Bir görmeniz lazımdı arkadaşlar. Şeyi, tasmayı öyle bir çekti ki. Ya bunlar da hayvan seviyor. Evet kızçılar, okuldan eve geldim. Taze fasulyemi ayıkladım, yıkadım. Domatesimi, soğanımı bir güzel soydum. Dışarısı çok felaket sıcakmış. Arkadaşlar ben bugün ne yaptım? Ah bir bilseniz. Benim kadar sakar bir insan olamaz arkadaşlar. Sabah kendime kahve yaptım. Türk kahvesi, hem de duble boy büyük fincanda. Masanın üstüne koydum. Dedim ki şu köşeye gideyim, her zaman köşeme derken kolum böyle kahveye çarptığı gibi kahve halının üstüne. Halıyı da daha bir hafta önce yıkayıp sermiştim. Ay Allah'ım, önce bir oturdum, bir sandalyeye durdum çünkü olanın şokundayım. Çok büyük bir şoktayım. Şuraya oturdum. Ay dedim, böyle bu kahve nasıl temizlenir? Türk kahvesi yani, telvesi, menvesi hepsi içine şey yaptı. Girdi. Biraz bir kendime geldim böyle 5 dakika sonra falan. Ondan sonra dedim tamam, üzülme dedim. Kaldır halıyı. Masanın üstüne masayı kaldırdım. Halıyı çıkarttım. Olduğu gibi makineye attım. Döktüm çamaşır suyunu. Döktüm omomatiği. Çalıştırdım makineyi. Deterjanı da o kadar fazla dökmüşüm ki arkadaşlar. Köpürdü. Artık şey oldu. Makinenin şu kapağında köpükler yenmeye başladı. Hemen girersin internete, köpüğü nasıl kesebilirim? Yumuş. Hemen yumuşatıcı koydum. Köpüğü kestim. Asmadım daha, yeni bitti. Videomu çektikten sonra asacağım. Halamı yıkadım tertemiz ama sermeyeceğim halı. Yazın zaten serdi. Bakın. Böyle çok güzel. Ayağımda çorap da yok, ayakkabı da yok, hiçbir şey yok. Çıplak ayakla yere basmak süper. Zaten ben sıcağı sevmiyorum biliyorsunuz kızçeler. Öyle yani. Okuldan da geç geldim. Videom çok geç kalacak. Belki bugün yüklemem. Hani
yarın yüklerim diye düşünüyorum. Bugün, yani bugün çekimi yaparım, yarın videoyu çekerim. Çoktandır da okula gitmemiştim arkadaşlar. Soğanlarımı yıkadım. Bütün şeylerimi, sebzelerimi yıkadım. Hemen soğanlarımı doğruyorum. Taze fasulyemi yapıyorum. Yanına ne yemek yapacağım bilmiyorum. Bulgur pilavı düşünüyorum ama bulgur pilavı sadece bana kalacak. Bizimkiler bulgur yemiyor. Evet, ojelerim yok. Bir takipçim sormuş neden oje sürmüyorsun diye. Ojelerim yok şu anda elimde. Çok da önemli değil yani benim için. Benim aklıma eser, ben gecenin saat 3'ünde bile oje silerim. Aklıma esmez gecenin 4'ünde, sabahın 4'ünde bile ojeleri silerim yani. Belirli bir sebebi yok. Eskiden çok oje sürerdim. Bu aralar biliyorsunuz sürmüyorum. Önceki videolarımda tırnaklarım sürekli ojededir. Doğrayayım hemen. Zaten hepsini yıkadım, hazır. Sadece pişmesini beklemem gerekiyor. Kız çeler. Ak kız çeler, ak kız çeler. Neler yaptınız? Bugün sizin menünüzde neler var? Söylerseniz sevinirim. Evet, dünkü videoma yazmışsınız. Etin içine sarımsak katarsanız çok daha güzel olur diye. Ve ben gerçekten 3 diş sarımsak kattım zaten. Sarımsağı çok sevdiğim için ben 3 diş sarımsak kattım zaten. Mükemmel olmuş. Her şey çok güzeldi. Yemeğim de çok lezzetli olmuştu. Ama yemeğimi yedikten sonra beni biraz uyku moduna soktu yemeğim. Rahatsız etti açıkçası. Buna da çöp atarım diye poşetimi hazırladım. Of. Hemen tencereme soğanımı. Domateslerim nerede? Ha, bunun dibinde kalmış. Soğanlarımı koyuyorum arkadaşlar. Zaten hepinizin de bildiği şey. Diyeceksiniz ki Asi, zaten bildiğimiz yemeği yapıyorsun, bize değişik bir şey yap diyeceksiniz. Sesinizi buradan duyar gibi oluyorum ama bilmiyorum, aklıma yemek gelmiyor arkadaşlar ya. Yemek gelmiyor aklıma. Ay, soğan da gözlerimi yaktı. Kıyma kullanmayacağım. Kıyma dur bakayım. Ay, soğan elimi yaktı ya. Kedim kesmiştim ya, orayı yaktı. Bu ne ya? Bir tane alıyorum, 10 tane geliyor. Kıymalı, ben de kıymasız şeyi sevmem ama. Donuk monuk katsam mı acaba? Zeytinyağlı mı yapsam? Ne dersiniz kız çeler? Kazık gibi dolmuş. Ay. Ay, benim canım tavuk istedi. Fasulyeden vazgeçin, ben tavuk yapayım. Tavuğa bayılırım. En sevdiğim şey arkadaşlar, yemede yanında yap. Bunu şimdi güzel soslayıp patatesli bir şekilde fırına atmak varken taze fasulye ne alaka? Çok seviyorum tavuğu. Yemin ediyorum çok seviyorum. Bunu katmak istiyorum arkadaşlar. Kocam da yemiyor etli ama dün... Aa, size ne diyeceğim, ne anlatacağım size? Neyse, bu sefer kocamın gönlü olsun. Kıyma kullanmıyorum. Dün akşam ne oldu arkadaşlar? Dün akşam çıldırmak üzereydim. Ben dün akşam canlı yayın yapacaktım. Yemin ediyorum canlı yayın yapmadım. Kahvem de nerede? Burada. Dün akşam hani ben et yaptım. Kocam et yemez dedim ya. Kendine kaşarlı menemen yapar diye. Evet. Saat 8'e çeyrek kala. Kocam işten geldi. Ben telefonda konuşuyordum. Neyse, telefonu kapattım. Dedim böyle böyle et var, yer misin? Ben onu hayatta yemem dedi. Dedim güzel olmuş, şey yok yemem dedi. Ne yiyeceksin? Ne hazırlayayım? Ben dedi kendime menemen yapacağım. Benim kocam menemeni kendisi yapar. Benim yapmamı istemez. Neden? O farklı yapıyor menemeni. O daha iri doğruyor. Biberi, domatesi daha iri doğruyor. Ya yani onun yaptığı menemen böyle çok kuru oluyor. Ben hayatta yemem. Bir de yumurta kırıyor içine. Neyse, geçti kendisi, biberi domatesi doğradı. Kocaman benim yeni tavamı da almış. Orada sıkıntı yok. Ama ocağı öyle bir açmış ki çevirmiş en büyük gözünde. Neyse, kaşarını da kattı, menemenini yaptı, yedi. Ben odadayım ama. Mutfağa geldim ben. Mutfakta kötü şekilde bir koku var. Yumurta kokusu. Ondan sonra ben temizledim. Bütün işim bitti. Şuraya oturdum her zamanki yerime. İşte telefonu bızıklıyorum falan. Ay, bir de ne göreyim?
Böyle tam oturdum. Yumurta kokusu. Yoğun bir şekilde, anlatamam size. Havalarda sıcak ya. Yoğun bir şekilde yumurta kokusu. Ya dedim sen yumurtayı kırdın da. Yani masaya mı sürdün? Tezgaha mı sürdün? Nereye sürdün? Ya dedi ben bir şey yapmadım dedi. Kokmuyor dedi. Sana öyle geliyor dedi. Ben onu kokluya kokluya buldum. Tam bu kısımda yumurta kokuyor arkadaşlar. Masanın bu kısmında. Bak benim oturmadığım yerde yumurta kokuyor. Neyse. Hemen yardımıma koşan tabii ki de bu domestosum. Olmazsa olmazımdır. Hani domestosun yerine arkadaşlar dünyanın parasını verdiğiniz, dünyanın parasını verip de aldığınız bu asla işe yaramıyor. Tekrardan kalktım ben. Akşam saat 10.30'tu. Ocağı çektim. Ocağın demirlerini makineye attım. Yumurta kokuyor. İnanılmaz derecede yumurta kokuyor. Buraları komple domestosla şey yaptım. Buraları sildim falan. Aa baktım en sevdiğim tişörtün önü bembeyaz olmuş. Attım onu çöpe. Öyle yani arkadaşlar. Özelden birkaç arkadaşıma yazdım. Şey dedi, sen dedi neyin karısısın dedi, kocana merdiven yapmıyorsun. Ya arkadaşım, canım benim, aşkım benim. Sen kendini biliyorsun kimden bahsettiğimi. Benim kocam benim yaptığım merdiveni değil, kendi yaptığım merdiveni seviyor. Çünkü ben domatesleri küçük küçük doğruyorum ama o iri iri doğruyor. Ben domatesi ağırlık gösteririm, o biberi ağırlık gösterir. Biberini daha fazla katıyor. Kendi bildiği gibi yaptı. Bir tane ekmekli üstüne de eski kaşarı rendelemiş koymuş ama mutfağın halini, ocağın halini ben size tahmin edemem kız Çener. Bir saat uğraştım buraları toparlamaya. Neyse Çenem düştü gene. Gevezeliğim üstümde. Fasulyemi ben koyayım çünkü karnım acıktı, daha yürüyüşe gideceğim biliyorsunuz. Öyle yani kız Çener akşam şey kokuyor diye, yumurta kokuyor diye mutfağı temizledim. Sabah da ben böyle bir sakarlık yaptım. Kahve inan ki kahve olduğuna pişman oldu. Şey devirdim ya, halının üstüne döküldü ya kahve. Türk kahvesini temizlemek çok zordur. İkindi ezanımız da okunuyor. Domateslerimi de koyacağım, salçasını koyacağım. O kendi halinde pişsin. Hayır, lavabonun içinde değil bakın, şeyde plastik kapta. Lavabonun içinde olsa bile ben size bunun garantisini verebilirim. Benim lavaboda, benim lavabom çok temizdir. Hani millet gibi ben çocuğumun sümüğünü falan yıkamıyorum burada. Bunu da söyleyeyim, dile getireyim. Fasulye 1 kilodan fazla arkadaşlar. Tamam, 2 gün benim yemeğim olsun. Yanına ne yapsam acaba, bulgur pilavını çok seviyorum, yani seviyorum, çok sevmesem de ama benden başka yiyen olmaz. Ben makarna diye düşünüyorum yanına, şöyle soslu bir makarna, kremalı, mantar soslu, mantarı çok severim bu arada arkadaşlar. Domateslerim de şey olmuş, sizin de oluyor mu? Benim buzdolabı eski bir dolap değil ama aldığımdan beri dolabın dış tarafına, yani dolabın nasıl diyeyim, duvar kısmına diyeyim ben artık, siz anlayın. Hani iç kısmına değdiği zaman domateslerim donuyor. Ürünlerim, sebzelerim hepsi donuyor. Donduktan sonra bunlar çöp oluyor. Bu da zannedersem donmuş, sonradan çözülmüş gibi. Öyle bir şey hissediyorum. Şimdi domates kabuklarımın çöplerini şuraya atayım. Kapım çalıyor gene. Benim kapım hep çalıyor. Hani bir şarkı var ya, kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin diye. Ellerimi kuruluyorum ve kapımı açmaya gidiyorum. Acaba kim geldi kız Çener? Kim geldi acaba? Evet arkadaşlar, taze fasulyemin domateslerini doğradım. Tuzunu attım, salçasını koydum, yağsını koydum. Ocağı terk ediyorum, onu pişmeyi terk ediyorum. Pişmeye mahkum bir şekilde. Doğalgaz faturası gelmiş arkadaşlar. Yemin ediyorum size doğalgaz faturam gelmiş. Bakın göstereyim. Bu neymiş? İktar. Evet. Ne kadar borcum varmış bakın. Sıfır. Hediyeymiş yani. Bir aylık doğalgaz bize hediyeymiş. Borç yok. Bakın. Sıfır. Gördünüz mü kız Çener?
Bunu bu ayda değil de bunu Ocak ayında ya da Şubat ayında yapsalardı ya, Şubat ayında. Yemin ediyorum arkadaşlar, Şubat ayında ve Şubat, Ocak, Şubat ayında ödediğim doğalgaz faturasını, ay inanmıyorum ya, o kadar çok ödedim ki kara kışın ortasında, çünkü yaktım. Neyse, buna da şükredelim artık. Elimizdekilerden mutlu olmayı öğreneceğiz. Benim fasulyem pişsin. Ondan sonra karnım acıktı. Gerçekten acıktı yani. Sabah kahvaltı yaptım mı? Ben yaptım, evet yaptım. Kahvaltımı yaptım ama acıktım. Saat çok geç oldu. Kaç olmuş saat? Ah kız şeyler, saat... Saat 5'e 20 geçiyor. 5.30'a geliyor. Arkadaşlar. Saatle dedim ya, hiçbir iş yapamam. Hemen çıkarım. Hatta bunu da çıkarım. Alyans takamıyorum arkadaşlar. 3 tane alyansı kreşte düşürdüm. Şey, benim parmaklarımda bir anormallik var ya. En küçük boyu. Ya en küçüğünü, en küçüğünün bir boyu yani. Ne derler? En küçüğü var. Bu en küçüğü değil. Bunun en küçüğünün bir boy büyüğü. Şimdi ben bunu parmağıma takıyorum ya. Akşamları, gece mesela, sabah ya, sabah kalktığımda parmağımdan tamam çıkmıyor. Ama bakın, ilerleyen saatlerde bu benim parmağımdan çıkıyor, düşüyor. 3 tane alyans krozite gitti, yemin ediyorum. Şu parmağımdan düşüyor. Her insanın da parmağı farklıdır. Bakın. Yani düşüyor, imkanı yok. Alışkın da değilim ya. Hiç sevmem alyans takmayı, hiç sevmem. Nefret ederim. Benim annem söyler, kızım işte kadının yüzüğü olmaz mı? Evli kadının parmağında alyansı olmaz mı? Vallahi umurumda değil anneciğim. Takamıyorum çünkü, takamıyorum. Hep kaybediyorum. Bu 4. alyansım. Hani bu alyansımı da gerçekten çok seviyorum. Benim için çok önemli. Bakın şu güzelliğe, beyaz altın kalp atışları var. Gerçekten süper bakın. Çok da kalın. Hani zarar gelmesin. Anca dışarı çıktığımda takarım. Ya takmasam da zaten kaç yaşında kadınım ya, artık yaşlanmışım. Kimse diyemez yani, bekar falan diyemez. Ya da bekar göstermek için takmıyor diyemez yani, bilen biliyor zaten. Öyle yani arkadaşlar. Kesme tatlam yağlı değil. Hemen şöyle şey yapayım. Buraya koyayım. Buraları da bir toparlayalım. Benim fasulyem pişene kadar ben buraları bir toparlayayım. Bunlarda hep şey yok. Ama kurulayacağım. Kurulayıp da kaldıracağım yerine. Islak ıslak sevmem. Hele tezgahın üstünde. Zaten küçücük tezgah. Hiç istemem böyle dağınıklık şeylik. Hiç istemem. Ay yerler de böyle güzel oldu arkadaşlar. Siz de sermeyin halı. Valla soğuk soğuk ne kadar güzel. Düşündüm şimdi bakın. Her yemekten sonra mesela mopla burayı siliyorum. Pırıl pırıl. Süper. Her yerine. Zaten ben yazın halı sermem. Halılarım da çok temiz. Yeni sermiştim. Benim halılarım kirlenmiyor zaten. Sadece mutfaktaki halım kirleniyor. Salon halısı tertemiz. Çünkü kimse orada yemek yemiyor. Bir genelde mutfakta yiyoruz yemeği. Hizmetçi gibi. Benim kocam diyor ki hizmetçi miyiz biz diyor. Mutfakta yemek yiyoruz diyor. Vallahi mutfakta yiyoruz. Bu aralar hatta bu aralarda gelen misafirle mutfakta yiyor. İçeri hazırlamıyorum. O yüzden halıları kaldıracağım ama kaldırıp kenara koymayacağım. Yıkamaya verilecek kenara. Halısız çok rahat. Çok güzel siliniyor. Çok güzel süpürülüyor. Az önce videoya başlamadan önce bir süpürmüşüm arkadaşlar. Boşur boşur. Süpürgemin böyle her zamanki gibi aynı performansla çekmediğini fark ettim. Dedim ne olabilir ne olabilir. Torbasız zaten. Hemen şey yaptım, filtresi. Aa, filtreyi bir açtım ki filtre de olmuş, kirlenmiş. Filtreyi yıkadım, hemen kuruttum onu ben fon makinesiyle. Taktım süpürge, Allah'ım yarabbim, canavar gibi çekiyor. Neredeyse beni çekecekti içine. Süpürdüm valla, hiçbir yerde toz, kıl, tüy, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece elimden şuraya bir iki damla su sıçradı fasulyeyi yıkarken. Onu da zaten işin sonunda buraya bir güzel moklayacağım, sileceğim. Öyle yani arkadaşlar, yemeğim pişsin, ben de buraları toplayayım, videom çok uzun olmasın, ben şimdi duraklatayım kız şeyler. Hem de bir şey söyleyeceğim size, önemli. Arkadaşlar taze fasulyem kaynıyor, çok güzel kokular yayıldı. Demek ki fasulyemin kendisi gerçekten güzelmiş, mis gibi kokuyor, karnım acıktı. Makarna yapacağım, neymiş bu? Ben Nuhun Ankara. Ben Nuhun Ankara asla almam.
Ya barilla alırım ya filiz makarna alırım ama mecbur evde bundan var, bunu yapacağım. Bir de bulgulu hiç sevmem. Ben şeyi severim. Ya küçük böyle minik boncuk olacak ya da boru makarna olacak. Spagettini hiç sevmem. Bunu yapacağım. Az önce tenceremi koydum. Aynen böyle arkadaşlar. Bir 5 dakika. Şöyle tenceremin şeyini dinledim. Hepsini yapsam mı acaba? Hepsi çok olur mu? Bunun hepsi çok. Ben bunu şeye alacağım. Hepsini yapmayacağım. Saklama kabını alacağım. Çünkü yarım paket bize yeter. Ben yemeyeceğim zaten. Makarna suyunu kaynatıyorum. Taze fasulye birazdan pişer. Kız terketim çok ses yaptı. Bir de biliyorsunuz bu musluğu ben yaptıramadım. Bu musluk da benim başım belada. Bakar mısınız? Bir musluğum bile yok. Takıyorum takıyorum olmuyor. Eyvah. Şuradan bir çıkarayım bakayım. Önce musluk tamiri yapmam lazım. Buradan böyle sıçrıyor. Bunu bu şekilde kullanamam. Her yer su oldu. Bak bu tarafa da dönmüyor. Bunu böyle çevirerek yapmam gerekiyor ama şu duvardan dolayı yapamıyorum. Nasıl yapacağım? Ebenin gözü. Nedir benim bu musluktan çektiğim? Oldu. Bir taraftan da şarkı dinliyorum. Şuraya bir sıçramış. Bazen var ya şu kettle'ın sesini bile tahammül edemiyorum arkadaşlar. Ben ne demek istiyorum? Bana soranlar var birisi hakkında. Bana birisi hakkında hiçbir şey sormayın. Ben hayatımdan çıkarttım bir insana. Hayatımdan gerçekten çıktıysa ben o kişiyi söz konusu haline getirmem. Ne kanalımda ne canlımda adını bile anmam. Bana lütfen bu konu hakkında soru sormayın. Herkesi hak ettiği şekilde ben hak ettiği yere koydum. Hiç kimse bana yalanla gelmesin. Hiç kimse. Yalan çıkar ortaya. En kısa zamanda yalan çıkar ortaya. Hayatımda en nefret ettiğim şey yalandır. Şu büyük tarafa koyuyorum. Burada haşlanmaya devam etsin. Haşlandıktan sonra yapacağım. Soslayacağım. Soslu bir makarnam olacak arkadaşlar. Makarna yersem benim bu gece eve hiç gelmemem lazım. Sürekli spor yapmam lazım. Yani bugünkü menümde taze fasulye var, makarna var. Bir de akşamdan kalan etim var, et sote. Diyeceksiniz ki 3 kişi, yani kocam yemiyor ya. 3 kişi 1,5 kilo eti yiyemediniz mi diyeceksiniz. Evet, yiyemedik. Yarısı duruyor. Şunları şöyle kurulayım arkadaşlar. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir kız çeler. Hiç kimse bu konuda beni suçlamasın. Ben çok sabırlıyımdır, çok sabırlıyımdır. Ama sabrımın taştığı da bir yer var. Bir insana soğuk davranıyorsan mutlaka vardır benim bildiğim bir şey. Ben diğer insanlar gibi değilim. Hani insanlara yalakalık yapayım, insanlar beni sevsin, insanlara kalbi, böyle bir şey yok. Bende böyle bir şey yok. Yemin ediyorum bende böyle bir şey yok. Herkesi hak ettiği yere ben koyarım. Neyi hak ediyorsa o yere koyarım ben onu. Yol
Ben halımı da asayım bari. Kurusun. Yerine koyayım. Çıkmıyor makineden. Gel. O kadar büyük ki. Çıktı. Hemen balkona asayım bunu. Ay çok da güzel yıkanmış. Oh kızçeler ne güzel kokuyor. Şu an bile zaten o kadar kuru çıkmış ki. Bundan 3 tane var bende. Biri küçük boy, biri büyük. Bundan daha geniş olan var. Zannedersem hafı sermeye karar verirsem geniş olanı sererim herhalde. O bayağı bir geniş her tarafı masanın altından doğru. Ya da sermem ya. Böyle daha iyi. Bakın. Süper. Ben bunu aslında ben geliyorum. Kızçeler. Fasulyem kaynıyor. Daha hiç su koymadım. Kendi suyu ve fasulyenin suyu. Bu bunun değil. Of sıcak bu bunun. Bu kaynasın. Bir bardak ya da yarım bardak suyla pişireceğim. Fasulyenin cinsine göre. Çünkü her aldığım fasulye farklı çıkıyor. Burada da makarnam haşlanıyor arkadaşlar. Haşlansın. Altını kısmış mıyım ben? Yok. Evet kısmışım. Bakın şimdi açtım. Ben de diyorum bu ne istediğim performansta kaynamıyor diye. Evet arkadaşlarım. Kimseye boş vaatlerde bulunacak durumum yok. Kimse beni sevsin diye kimseye yalakalık yapacak durumum da yok. Seven beni olduğu gibi sever. Sevmeyen de zaten hiç sevmez. Her zaman dediğim laf var. Seven gerçekten çok sever. Beni seven gerçekten çok sever. Bağımlılık yapacak şekilde sever. Sevmeyen ise dört dörtlük dediği insan olsam beni asla sevmez. Sevgi açı bir insan değilim. Seven sever, sevmeyen de gerçekten umurumda değil. Bunu söylemek istiyorum. Ben çok zor seven bir insanım. Hayatıma çok zor insan sokan bir insanım. Eğer ki bir insana değer verdiysem, sevdiysem gerçekten onu çok sevmişimdir. Ama ki o insanla artık görüşmüyorsam, eski değerimi vermiyorsam mutlaka o insan bunu hak etmiştir. Bunu söylemek istiyorum. Bana özelden de yazanlar oluyor bir konu hakkında. Ben o konuyu konuşmak istemiyorum. Bunun için beni yargılayacaksanız da yargılayabilirsiniz. Size yalan söylemeyeceğim. Hiçbir konuda da yalan söylemedim. Yalan çünkü en fazla 15 gün saklanabilecek bir şey. Bilmiyorum. Yani ne diyeceğimi de bilmiyorum. Yemeklerim pişsin. Hem yemek yapıyorum hem sohbet ediyorum sizlerle. Dediğim gibi bugün okula gittim. Allah'ım Allah'ım okul süper. Tertemiz bir okulumuz var kızçeler. Ayhan Şahin Büyüköğretim Okulu. Zeytinburnu'nda oturanlar bilir. Ama gerçekten süper ötesi bir okulumuz. Gittim. Denizi göremedim. Sınıfa girmedim çünkü işlerim vardı. İmza falan atmam gerekiyordu. Biliyorsunuz yıl sonu gösterimi var. Okullar kapanıyor şurada 15 güne kadar. Yıl sonu gösterimiz var, gösterilerimiz var. Bu şeye tabii ki benim Deniz katılamıyor. Çünkü Deniz 7. sınıfta. 8. sınıfların veda partisi var. Ondan sonra gittim işte birkaç şey imza falan attım. Geldim. Ama okulda bayağı bir oyalandım yani. Birçok yere. 2 saatim okulda gitti. Okuldan geldim hemen yemeklere giriştim. Zaten bir arkadaşımla telefonda görüştüm. Hemen yemek yapmaya, yemek videosu yapmaya koyuldum. Birkaç gün sonra yine okula gideceğim. Zannedersem cuma günü gitmem gerekiyor. Yakın, okulumuz çok yakın. Hatta geç bile kaldım ben bugün. 2'de orada olmam gerekirken arkadaşlar ben 2'yi çeyrek geçe okuldaydım. Ama güzeldi ya. Okul çok güzel ya. Bizim okulumuz çok güzel gerçekten. Pırıl pırıl, tertemiz, mis gibi. Bir de Deniz'in birkaç tane yaptığı hataları öğrendim. Düşünebiliyor musunuz? Yani çok da uslu değilmiş benim çocuğum. Her zaman söylüyorum ya, çok yaramazdı gerçekten. Yaramazlığını koymuş ortaya. Bilmiyorum artık birkaç gün sonra ne olacak. Çocuğum yaramaz yani, yapacak hiçbir şey yok ama çocuğum yaramaz, çok yaramaz. Öyle böyle değil yani. Sizin bildiğiniz ya da tahmin ettiğiniz gibi bir çocuk değil Deniz. Çok yaramaz bir çocuk.
Ama yapacak bir şey yok. Artık onu öyle kabul edeceğim. Ben doğduğundan beri Deniz'in nasıl bir karakterde olduğunu zaten biliyorum. Çocuk aşırı hareketli. Bir saniye bile yerinde duramayan, aktif bir çocuk. Hiç yorulmak bilmeyen bir çocuk. Ondan sonra kilolu zaten görüyorsunuz. Sabah okula giderken, sabah değil pardon, öğrende okula giderken ona başka bir pantolon giydirdim arkadaşlar. Pantolon digran olduğu halde yok, olmuyor. Çocuk kilo almış. Hani kilosu gözükmüyor ama demek ki iri kemikli. Vallahi zor kapattım düğmesine. Okul pantolonuydu. Okulun kapanmasına zaten bir hafta var. Şöyle 15 gün var ama dersler tamamen bitti. Kitaplar toplanmaya başladı. Pazartesi'den sonra belki de okula göndermem. Zaten yoklama alınmayacak. O yüzden yeni pantolon, yeni okul forması almak istemiyorum. 8. sınıfta artık. Öyle yani arkadaşlar. Bugün okula gittiğimde, gerçekten 7F'ye girdiğimde, 7F. Hani çocuğumun büyüdüğünü gördüm. Daha dedim ya, daha dün gibi doğumu, doğduğu gün daha dün gibi bakıyorum. Karşımda kazık gibi bir adam yani. 12 yaşını bitirdi, 13'ünden gün aldı ama maşallah benim kadar boyu var yani oğlumun. Ve iri yapılı birisi. Deniz'imin her zaman yeri bende çok çok farklıdır, her zaman söylerim. Bilmiyorum, belki de çok yaramaz olduğu için ama yok, Deniz'ime hiçbir zaman kıyamam. Hata da yapsa, yanlış da yapsa, yok, onun o koca yanaklarını gördüğüm zaman o yanaklarını böyle ısırmadan, öpmeden asla es geçemem arkadaşlar. Yemin ediyorum. Anne diyor, ısırma diyor ama o koca yanakları görünce böyle dayanamıyorum. Bana da çok benzediğinden, Deniz bana çok benziyor biliyorsunuz. Bazı takipçilerim de diyor zaten arkadaşlarım da, Deniz senin kopyan diyorlar. Gerçekten öyle. Bana çok benziyor. Büyük oğlan bana benzemiyor. Babasına çok benziyor. Yani baba tarafına çok benziyor büyük oğlan. Ama Deniz komple ben. Kaşı, gözü. Tıpkı ben. Ben de küçükken çok yaramazmışım. Öyle yani kız Çener. Bakın hiç su koymuyorum ama kavruluyor şu anda fasulyem. Görünüyordur inşallah. Bugün de kapalı yaka giydim arkadaşlar. Bakın ya, isteseniz de bir yer gözükmez. Eleştiri almışım. Birkaç yorum sildim. Şu an kavrulmaya dursun. Ama inanın ki fasulye gerçekten çok güzelmiş. Arkadaşlar kavrulurken bile mis gibi koktu ve yumuşamış, pişmiş yani. Suyunu ilave edeceğim. Of, aman aman. Sıcak suyum var. Bir saniye. Hemen hemen bir bardağa yakın suyumu ilave ettim. Pişmeye bırakıyorum. Kıyma falan yok içinde. Zeytinyağlı. Bakalım pişince hep birlikte pişmişini göreceğiz. Kız Çener. Yanına diyorum ne yapayım? Bu bunun değil. Yanına diyorum cacık yapayım. Böyle hava çok sıcak ya. Ya da diyorum karpuz keseyim yanına. Siz ne dersiniz? Karpuz kesmek daha mantıklı. Hiç uğraşmayayım cacıkla. Valla karpuzda kavun keseyim arkadaşlar. Makarnam var dediğim gibi. Hatta makarna da bulgulu bir makarna. Bulgulu makarnayı da sevmem ama mecburen. 2 paket bundan varmış. Bir de spagetti varmış. Spagettini de ben sevmem. Bunu yaptım. Yarım paket. Paketin yarısını ayırdım. Taze fasulyem var. Bir de dün akşamdan kalma et sotem var. Ben taze fasulye yemeyeceğim. Ben et sote yiyeceğim. Ekmekle, sonra da yürüyüşe çıkacağım kızçeler. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. O salak kadın abuk subuk konuşmuş. Ben cevap vermeyeceğim. Daha doğrusu cevabı ben değil. Cevabı vermesi gereken kişi verecek. Bekleyin videolarımı, takipte kalın. Ablam gerçekten süper bir cevap verecek o bayana. Bayan mıdır nedir onu da, yani bayan demekle bayana hakaret etmiş olurum. Bayan bile demiyorum. Seviyesiz bir şekilde. Hani sen ablamı tanımıyorsun, etmiyorsun. Nasıl hakkında video yapabilirsin? Ama yapar. Menencitli çünkü. Sonuçta menencitli olduğu için yapar. Kafası basmıyor. Ama onun cevabını ben değil, ablam çok süper bir cevap verecek. Takipte kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, makarna sosumu pişiriyorum. İçine kaşar rendesi atacağım. Domates rendeledim. Biraz salça attım. Sevdiğim baharatlardan koydum. Kızçeler. Kaynasın bakalım. Taze fasulyem de öyle bir kaynıyor ki şaştım Allah çekiyor resmen. Resmen diyor şaştım Allah diyor. Benim altımı kısıyor.
Ama kısmayacağım. Çabuk pişsin çünkü karnım acıktı ve yürüyüşe geç kaldım. Saatimiz kaç şu anda? Hemen tekrardan bakıyorum. Saatimiz arkadaşlar saat olmuş. Saat 6 olmuş kız Çerer. 5'te benim yemeği yemem gerekiyordu. Tüh bana. Bana yazıklar olsun yani. Saat 6 olmuş ve ben yemekleri hazır edememişim. Kendim için. Arkadaşlar. Kaşar rendeleyeceğim şimdi. Çok süper bir makarna yapacağım inşallah. Evde krema yokmuş. Krema almaya da gidemem. Geç kaldım zaten. Birçok yapmam gereken şeyi geç kaldım. Günler bana yetmiyor. Saatimi kuracağım kız Çerer. Vallahi bundan sonra 7'de kalkacağım. Kalkmıyorsan beni dürtün. Arayın beni. Telefonu da yanıma alıyorum bundan sonra. Yatak odasına telefonu koyuyorum. Hatta sessizde kullanıyorum dedim ya. Telefonun da sesini açıyorum. Yok böyle o yani saat 10.30'da kalkıp da hem evin işi hem dışarıdaki iş hem video işi yok. Olmuyor arkadaş, olmuyor. Benim saat 7'de yataktan kalkmam lazım. Bir gün ama size söz veriyorum saat 7'de kalktığım zaman bir video yapacağım. Ruh halime göre bir video yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, makarnamı sosladım. Biraz da üstüne kaşar rendeleyeceğim. Çok değil, fazla değil. Yarım paket makarnaya. Birkaç tane olsa yeter. Rende yapmayı sevmediğim için birkaç tane olsa yeter diyorum. Biraz daha yapayım. Çok güzel görüntüsü olacak ve tadı mükemmel olacak. Makarnayı çok seviyorum zaten. Vallahi makarna çeşitleri için yatıya bile gidebilirim kız Çerer. Bana bir şey desin ki sana makarna yaptım. Beni çok mutlu eder. Kamerayı durdurdukça da arka tarafta müzik dinliyorum arkadaşlar. Yani eğlenceli bir video oldu. Keşke telif yemesem de dinlediğim müzikleri size dinletsem diye düşünüyorum. Bu niye yamuk oldu? Bana hiçbir şey dayanmıyor arkadaşlar. Ben müsrik miyim neyim bilmiyorum. Şu kaşarı açtım ya, en fazla 2 kere kullanıyorum. Bilemediniz 3 kere. 3 kere değil yani, genelde hep 2 kere. Vallahi elimi acıttı kaşar. Ben sizleri öpüyorum kız Çerer. Videom çok uzun olmasın. Sizleri de sıkmayayım, bunaltmayayım. Tekrar söylüyorum, bugünkü menümde domates soslu kremasız. Bakın krema yoktu evde. Gidip de almadım. Dışarıdan yeni geldim çünkü domates soslu, içinde köri baharatlı kaşarlı makarnam var. Bakın nasıl güzel görüntüsü var. Oo, kaşar nasıl eriyor içinde. Ben yemeklerde severim kaşarı ama tosta falan sevmem. Tosta tercih ettim, beyaz peynirdir. Ya daha doğrusu ben her şeyi seviyorum ya. Ben biraz pis boğazlıyımdır. Bakın süper oldu arkadaşlar. Süper oldu. Vallahi hiç çalışan bayanlar hiç uğraşmayın yemek yapmaya. Gelin eve eşinize makarna yapın. Makarnanın bir sürü çeşitleri var. Bir sürü detayları var. Bir gün de size şey yapacağım kız Çerer. Çok yakın bir zamanda. En sevdiğim yemek. Makarna salatası. Bunu mutlaka yapacağım. Süper bir şey. Bizimkiler onu yemiyor, sevmiyor ama ben çok seviyorum. Makarna salatasını yapacağım ve videomda paylaşacağım. Yani video yapacağım. Taze fasulyem ne durumda ona bakıyorum hemen ve sizlerle vedalaşıyorum arkadaşlar. Taze fasulyem evet inşallah görünüyordur kamerada. Şöyle pişmek üzere. Vallahi de pişmiş. Vallahi pişmiş kızlar. Çok sulu sevmiyorum böyle. Dediğim gibi bir bardağa yakın, yani yarımdan biraz fazla su ilave ettim. Yeterli bu kadar. Bir kilodan biraz fazla. Zannedersem 1-250 gramdı. Biraz daha pişsin, yemeklerim hazır. Ben şimdi ne yapacağım? Yürüyüşe gideceğim. Spor yapacağım arkadaşlar. Vallahi taze fasulye yemeyeceğim. Benim gözüm şu makarnada kaldı. Bakar mısınız kız Çerer ya? Biraz daha kaşar rendelesem mi acaba? Tabii ki de evet. Ne kadar çok kaşar rendelersem bence o kadar daha güzel ve lezzetli olacaktır. O kaşar gözüme az gözüktü. Ne yapayım vallahi? Ben bir şey yapıyorsam tam yapayım. Biraz daha rendeleyeyim. Çünkü çok süper görünüyor. O kaşarların erimesi, sünmesi gerçekten güzel.
Kız Çener. Oh süper. Bir arkadaşım yazmış bana çok fazla kaşar kullanıyorsun diye. Evet kaşar kullanıyorum ama canım benim. Senin fiyatlardan haberin yok galiba. Beyaz peynir kaşardan daha pahalı canım benim. Görüyor musunuz yaptığım hatayı? Bakın şuna ya ne kadar sakarım. Nasıl temizleyeceğim ben şimdi bunu? Ocak da battı. Evet ne diyordum? Beyaz peynir kaşardan daha pahalı. Bunu yıkayacağım arkadaşlar. Yıkamaktan başka çarem yok. Hepsini kullanmayacağıma göre. Ama yıkanınca da çıktı. Evet. Kaşar, 1 kilo kaşarı 200 liraya alabilirsiniz ama beyaz peynirin kilosu da 230-250 lira arası. Yani en kaliteli peynirden bahsediyorum. En kaliteli beyaz peynir. 250'den aşağı değil şarküterinde. Of 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 süper. Harika. Kızlar ben makarna yiyeceğim. Sonra yürüyüşe gideceğim. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar benim yemeklerim pişti. Makarnam, kaşarlı, domatesli. Süper oldu. Bakın kaşarın nasıl inşallah görüyorsunuzdur. Sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim size Allah'ım sizleri korusun. Asiyle kalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Vallahi taze fasulye yemeyeceğim kız çeler. Sadece makarna yiyeceğim. Şimdi kendime koyup fasulyem de pişti zaten. Şöyle göstereyim. Of kapağı kızmış bu vaziyette. Gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Taze fasulyem pişmiş durumda. Bugün yemeklerimizde bunlar var arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki neden onun içinde asi şey yok. Neden suyu fazla değil ya da neden içinde patates yok. Çünkü ben sevmiyorum. Kendi damak, bizim evdeki yemekler benim tamamen damak tadıma göre yapılmıştır arkadaşlar. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Asiyle kalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Hepinizi Allah korusun. Tüm kazalardan, tüm belalardan Rabbim sizleri korusun. Kötü insanlara güle güle, iyi insanlara hoş geldin demekten başka söylemem gereken bir şey yok. Hoşça kalın kız Çener. Ben şimdi afiyetle şu makarnadan yiyeyim, şu güzel makarnana. Sonra da cuk yürüyüşe spor yapacağım. Tayt var zaten üstümde. Taytımı da giydim kız Çener. Hemen sporumu yapayım. Hoşça kalın, öpüyorum. Oh, buradan size kokulu öpücükler. Asi kadını yalnız bırakmayın. Kız Çener dosta düşmana karşı yorumlarınızı, o güzel yorumlarınızı bekliyorum. O bana yazan güzel yorumlarınız. Allah sizden razı olsun. Elleriniz dert görmesin. Ne diyeyim yani, en güzel günler sizlerle olsun. Daha ne diyeyim, Allah hepinizden razı olsun diyorum ve sizleri öpücükle uğurluyorum. Hoşça kalın kız çelerim.